Ben Kur'an ansiklopedisini herhangi bir biçimde yorumlar getirerek İslam'ın çağdaş yorumlarla yorumlanmasını ve bu yolla dinsel bağnazlıktan uzaklaşılmasını sağlamak gibi bir amaçla hazırlamadım. Böyle bir amaca yönelmedim ve yönelmenin yararlı olmayacağı görüşündeyim. Din alanındaki aydınlanmanın yorumlarla değil, neyin ne olduğunu açık seçik ortaya döküp sergileme yoluyla olacağı kanısındayım. Bunun böyle olduğunu deneyimlerimle gördüm. Kur'an ansiklopedisini de bu amaçla hazırladım. Kutsal Kitapların Kaynakları adlı yapıtımı da Kur'an ansiklopedisini hazırlarken temel amacım yalan ve sahteciliklerle insanları sürüleştirmek, sömürmek amacıyla sürdürüle gelen dini gün ışığına çekmektir. Bu ansiklopediyi okuyanlar İslam'da onun kutsal kitabı olan Kur'an'da neler bulunduğunu çok açık biçimde görecekler. O zaman İslamcıların İslam'ı yeniden insanlarımıza devlet ve yaşam biçimi olarak sunarken İslam akıl dinidir, bilim dinidir, adalet dinidir gibi propagandalarının gerçek olmaktan nedenle uzak olduğunu daha iyi bilip anlayacaklardır. Ansiklopedi bu yolla bir aydınlanmanın gerçekleşmesine önemli katkı sağlayacaktır. Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim? Halka gerçeği anlatmak uğruna ölümümü göze alayım. Yaşamadım, yaşamadım dünyamı. Yaşam merdivenlerini, çocukluğumu, gençliğimi, hiçbirini. Acıların, açlıkların dışında. Olgunluk çağım, o da bitmedi batışında. Yaşamadım yaşamı. Görmemedim hiç yaşıtlarımın yaşını. Daha işin başında gelip çattı kocamışlık. Kırklıkken oldum. Altmışlık. Yaşamadım. Çiviler çengeller vardı yaşam yolunda. Sağımda solumda. Hem de tomar tomardı. Engeller engeller vardı. Duvar duvardı. Zalimler haramiler vardı. Katar katardı. Tutup yutardı bunlar insanlar. Güneşler bunlar için doğar. Bunlar için batardı. Yaşamadım. Çünkü aşamadım bunları. Çünkü sınıfsaldı yaşamak. Zalimler haramiler aldı bütün gücümü. Gücüm yetersiz kaldı, savaşamadım. Sıyrılıp aradan sıvışamadım da sözün özü yaşamadım dünyamı. Şu kalleş yaşamda, gerçek anlamda yaşamadım. Evet, yaşamadım. Zaman zaman demişimdir kendime. Nedir bunca savaş? Kime karşı? Kime? Buldum sonunda. Savaşım eli kanlı zalim. Eli kanlı, dili kanlı, yüreği kanlı. Duygusu, düşüncesi kanlı, sesi, nefesi kanlı.
Ah o bir düşse elime, kustururum içtiği kanları. Nüfusun %90'ı kadar pay alarak. Vurgunlar vurarak, vurarak, kırarak, öldürerek içtiklerini. Dilerek, bölerek, parçalayarak yediklerini. Lime lime ederek, lime lime. Ah bir düşse elime. Soracağım var mı zalime? İnsanlar üzerinde gezer hep. Haklar ve haklar üzerinde gezer. Neyi nasıl emeceğini sezer. Kan emer daha çok. Emer de emer, emer de emer. Zaman olur bakarsın, sevgi dolu. İnsancıl olur, acımalı bakar. Sever, okşar. Ama aldanma. Mutlaka vardır bir çıkar. Yürekten sever, acır sanma. Aldanma, sakın aldanma. Duygusu düşüncesi karadır. Dini imanı, derdi davası paradır. Solcu mu olmak gerekiyor? Solcu olur. Sağcı mı olmak gerekiyor? Sağcı olur. O yolunu bulur. Bulur, bulur. Emmek için hep. Büyük sancı. Haberci büyük sancı. Acı acı kapıyı vuruyor. Tak, tak, tak diye. Kulak tıkamak dinlememek niye? Kapıda duruyor, sabırsız. Tüm gücüyle vuruyor. Tak, tak, tak diye. Anlamamak niye? Haber verin. Çocuk doğacak diye. Doğacak mutlaka. Korkulsa da doğacak, ürkülse de doğacak. Bu çocuktan kaçılsa da bucak bucak, doğacak mutlaka. Kurtuluş topu gibi bir çocuk. Ana karnında olaylar beslenmiş. Acılar uçurumlarla güçlenmiş. Evreler süreçler geçirmiş. Doğacak duruma gelmiş artık. Haberci sancı, acı acı vuruyor. Tak, tak, tak. Haber veriyor. Kurtuluş topu gibi bir çocuk doğacak. Acılar dinecek. Kurtuluş olacak. Haklar alınacak. Haklar yerini bulacak diye. Kulak vermemek niye? Tarihçe bilir misin? Dilini anlamak için bu yeter. Bu haberci sağlam konuşur. Dayanakları kesinliklerden oluşur hep. Niceler dinlemediler. Dinlemek istemediler onu. Ama ne oldu? Hak yerini buldu. Vakit zaman doldu artık. Aman vermiyor sancı. Tüm gövdeyi sarsarak vuruyor. Tak, tak, tak. Hakkını almak için. Halk geliyor, halk. Tak, tak, tak.